Antantı, Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'nın üyelik kısımları kalmıştı. Şimdi bu konuyla beraber bunları detaylı bir şekilde işte 6. ünitemizde beraber bitireceğiz. Hatay sorunu. Hatay sorunu Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Fransızların Hatay ve çevresini işgal etmesiyle başlamıştır. Ardından Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Fransa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında yapılan 20 Ekim 1921 yılındaki Ankara Anlaşması'yla Hatay Fransız sömürgesindeki Suriye bırakılmıştı. Biz bunları sizlerle işlemiştik. Aynen bu anlaşma Lozan Barış Antlaşması'nda da geçerli olmuştur. Yani Hatay sınırlarımız dışında bırakılmış ve Misak-ı Mini'den taviz verilmiş idi. Ancak oradaki halkımızın güvenliğini sağlamak ve kültür bütünlüğünü korumak amacıyla birkaç madde daha bu anlaşmaya eklenmiştir. Bu maddelerden biri şöyledir. Hatay'da özel bir yönetim uygulanacak. Türkçe resmi dil olacak, Türk parası kullanılacak. Fakat Hatay sınırlarımız dışarısında kaldığı için Misak-ı Mili'den taviz verilmiştir ve Atatürk bu durumdan çok mutsuz olmuştur ve Hatay için şu cümleyi kullanmıştır. Benim şahsi meselem bu mesele. Bu mesele eninde sonunda çözülecek. Ve 1923 yılında Adana gezisinde Hatay için şu cümleyi de kullanmıştır. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Biz bu cümlede Atatürk'ün vatan sevgisine ulaşıyoruz, kararlılığına ulaşıyoruz ve Hatay'ın alınması için ciddi anlamda mücadele vereceğini görüyoruz. Fransa'nın Suriye üzerindeki mandat yönetimine son vermesi üzerine Türkiye Milletler Cemiyeti'ne başvurarak Hatay'ın geleceğine dair burada oturanların karar vermesi gerektiğinde isteklerini sunmuşlardır. Sonuç alınıncaya kadar oradaki baskının hafifletilmesi ve halka daha elverişli bir yaşayış sağlanması için girişimlerimizi bugünden itibaren şiddetlendireceğiz ve bunun takipçisi olacağız cümlelerinde yine Atatürk tarafından dile getirilmiştir. Türkiye ile Fransa arasında yapılan ikili görüşmelerden sonra Hatay'da bağımsız bir devlet kurulmasına karar verilmiştir. Hatay için bir anayasa hazırlanıp ardından seçimler yapılmış ve 2 Eylül 1938'de bağımsız Hatay Devleti kurulmuştur. Yukarıda gördüğümüz bayrak Hatay'ın bayrağıdır ve bu bayrağı bizzat Atatürk'ün kendisi çizmiştir. 29 Haziran 1939'da Hatay Millet Meclisi Türkiye ile birleşme kararı almıştır. Bir gün sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Hatay'ın Türkiye'ye katılması kararını kabul etmiştir. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir kanunla Hatay Türkiye'ye bağlı bir il haline gelmiştir. Ve Hatay'ın bağımsız olduğunu Atatürk görmüştür. Fakat Hatay'ın Türkiye'ye katıldığını görememiştir. Atatürk'ün hayatta isteyip de göremediği iki şey olmuştur. Bunlardan biri Hatay'ın Türkiye'ye katılmasıdır. Bağımsız olmasa bile Atatürk'ü çok mutlu etmiştir. Fakat Türkiye'ye katıldığını görememiştir. Bir diğeri de çok partili hayata geçilmesini çok istiyordu. Demokrasinin tam olarak uygulanmasını istiyordu. Atatürk döneminde iki kere çok partili hayata geçirilmeye çalışıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında Terakkiperver Partisi kuruldu. Fakat Şeyh Said isyanından dolayı kapatıldı. Ardından Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Menemen olayının öncesinde FETÖ'ken kendi isteğiyle Serbest Cumhuriyet Fırkası da kapatıldı. Atatürk bir daha çok partili hayata geçilmesini istememiştir. Çünkü halkın bu anlamda tam olarak kendini geliştirmediğini, ortamın henüz hazır olmadığını görmüştür. 1946 yılında çok partili hayata geçilmiştir. Biri Hatay'dır, bir de çok partili hayata geçmedir. Atatürk'ün isteyip de göremediği iki unsur bunlardır. Bir diğer Türkiye'nin üye olduğu dış politika içerisinde konularımızdan biri 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üyeliktir. Milletler Cemiyeti, uluslararası sorunları barışçı yollarla çözüme kavuşturmak ve dünyada barışı devam ettirmek amacıyla kurulan cemiyettir. Bu cemiyetimizin diğer adı Cemiyeti Akvam'dır. 1920'de kurulmuştur.
Amacı dünya barışını sağlamaktır. Fakat biz bu cemiyete başta çok sıcak bakmamışızdır. Çünkü bazı sorunlarımızda taraflı hareket ettiğini görmüşüzdür. Özellikle Musul meselesinde Lozan Anlaşması'ndan sonraki 9 ay içerisinde çözmemiz gerekirken İngiltere'nin uzlaşma sorunundan dolayı Milletler Cemiyeti'ne bu sorunu çözmesi için başvurduğumuzda Milletler Cemiyeti Musul'un İngiltere sömürgesindeki Irak'ta kalması gerektiği yönünde bir bilgi açıklaması bizim Milletler Cemiyeti'ne karşı güvenimizi kırmıştır. Bunun dışında nüfus mübadelesi konusunda çözüme kavuşturmaması da yine Milletler Cemiyeti'ne karşı ön yargılı olmamıza neden olmuştur. Ve bundan dolayı Milletler Cemiyeti'ne üyeliğimiz kuruluşundan 12 yıl sonrasındadır. Milletler Cemiyeti'nin özellikle Türkiye'nin bu cemiyete üye olması konusundaki baskısının en önemli nedeni Türkiye'nin her konuda barışçı bir politika uyguluyor olmasıdır. Çevre ülkelerinde Türkiye'nin bu cemiyete üye olması konusundaki ısrar üzerine Atatürk şu cümleyi kullanmıştır. Eğer davet ederse toplantılarına katılırız. Bunun üzerine İspanya'nın teklifi, Yunanistan'ın desteği üzerine 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olmuşuzdur. Bu cemiyete üyeliğimiz bile dünya barışını istediğimiz savaş yanlısı bir politika uygulamadığımızın göstergesidir. Fakat günümüzde Milletler Cemiyeti bulunmamaktadır. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla dünya barışını sağlayamadığı görülmüş ve bu cemiyet dağılmıştır. Atatürk şu cümleyi kullanmıştır. Bir Balkan Birliği kurmalıyız. Dünyanın ufuklarında kara bulutlar görüyorum. Balkan Birliği kurulabilirse bir Avrupa Birliği'ne yol açar. Batı devletlerinde er geç birleşmesine zorunluluk doğar. Biz bu cümlesini Atatürk'ün Batı'da bir grubun içerisinde olunması gerektiği konusunda bir ileri görüşlü bir cümle kurduğuna ulaşabiliriz. Bunun üzerine biz 1934 yılında Balkan Antant'ına üye olduğumuzu görmekteyiz. Antant kelime olarak anlaşma anlamına gelmektedir. 1934 yılında 4 ülkenin, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu 4 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bu grubun adı Balkan Antant'ıdır. Balkan Antant'ının oluşmasını sağlayan özellikle iki ülke, biri Almanya, diğeri İtalya'dır. Bu ülkelerin saldırgan politika uygulaması, dünyada yeni bir savaşı başlatacakların izlenimlerini gören ülkeler bir araya gelerek hem birbirini destekleme hem de kendi sınırlarını koruma altına almaya başlamışlardır. Bunlardan biri de tabii ki Türkiye'dir. Türkiye özellikle Batı sınırını korumak amacıyla Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile bir araya gelerek Balkan Antant'ını oluşturmuşlardır. Bu Antant içerisinde 2. Balkan Savaşı'nda toprak kaybettiği için Bulgaristan katılmamıştır. Fakat Balkan Antantı 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte dağılmıştır. Bizim bu Antant içerisinde bulunmamızın en önemli nedeni Batı sınırımızı güvenlik altına almaktır. Aynı zamanda savaş yanlısı olmayıp barış yanlısı olduğumuzda yine bunu üye olarak da göstermiştir. Diğer bir üyeliğimiz ise Sadabat Paktı'dır. 1937 yılında buna da üye olmuşuzdur. Sadabat Paktı'nın amacı da başta İtalya olmak üzere İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikalarına karşı doğu sınırımızı korumak amacıyla içinde bulunduğumuz bir gruptur. Bu grubun içerisinde Türkiye olmak üzere Irak, İran ve Afganistan yer almaktadır. Karşılıklı dostluk ve işbirliğinin sağlandığı Sadabat Paktı ile doğu sınırımız güvenlik altına alınmış ve Türkiye'nin barışa verdiği önemi gösteren bir çalışma olmuştur. Sadabat Paktı 1937 yılında Türkiye'nin üyeliğinde bulunduğu bir gruplaşmadır. Fakat 1980 yılında İran-Irak savaşları sonucunda dağılmıştır. Özellikle bu grubun oluşmasını tetikleyen unsur ise İtalya'nın 1935 yılında Habeşistan'a saldırmasıdır. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'nin üye olması, Türkiye'nin Balkan Antantı'nın üye olması, Türkiye'nin Sadabat Paktı'nın üye olması, Türkiye'nin barışçı bir politika uyguladığının göstergesidir. Milletler Cemiyeti 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla dağılmıştır. Balkan Antantı 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla dağılmıştır. Ama Sadabat Paktı ise 1980 yılında İran-Irak savaşlarının başlaması ile dağılmıştır. Bu bilgilerden yola çıkarak etkinlik çalışmalarımızı yapmaya başlayalım.
Ankara ve Lozan Anlaşması'ndaki Suriye sınırı nokta noktaya uygun bir şekilde çizilmemişti. Ankara ve Lozan Anlaşması'nda Suriye sınırı Hatay dışarıda kaldığı için neye uygun çizilmemiştir dersek, Misak-ı Milli'ye uygun bir şekilde çizilmemişti. 1921 Ankara Anlaşması'nda Hatay'da Türk nokta nokta korunması için Türkçe konuşulacak ve Türk parası kullanılacaktı. Hatay topraklarımızın dışında bırakılmıştı bu anlaşma ile. Fakat bu anlaşmanın diğer maddelerinden biri de halk Türkçe konuşacak ve Türk parası kullanılacaktı. Bunun nedeni ise neyi korumaktı dersek, Türk kültürünü korumak idi. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz diyen Atatürk'ün bu sözünün gerçekleşmesi neyi gösterir? Atatürk daha öncesinde bu cümleyi kullanıyor. 1923'te bu cümleyi kullanmıştır ve Hatay 1938'de bağımsız, 1939'da da Türkiye'ye bağlanmıştır. Bu Atatürk'ün hangi kişilik özelliğini gösterir dersek, tabii ki ileri görüşlülüğünü gösterir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını sağlamak amacı ile nokta nokta kurulmuştur. Dünya barışını sağlamak amacıyla Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Diğer adıyla da Cemiyeti Akvam kurulmuştur. Bu cemiyette Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını sağlamak amacıyla kurulmuş, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla dağılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da dünya barışını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler kurulmuştur. Türkiye buna da üyedir. Günümüzde hala bu cemiyet devam etmektedir. Balkan Antantı'na Türkiye öncülüğünde Yugoslavya, Romanya ve nokta nokta katılmıştır. Balkan Antantı Türkiye, Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan arasında yapıldığı için cevabımız Yunanistan. İtalya'nın Habeşistan'a saldırması ve Orta Doğu'yu rahatsız etmesi ile Türkiye komşu ülkeler ile nokta nokta kurmuştur. Özellikle İtalya'nın Habeşistan'a saldırması üzerine biz Doğu sınırımızı güvence altına almak istemişizdir ve Doğu'da kurulan gruplaşmanın adı da nedir? Sadabat. Hatay sorunu Atatürk döneminde Misak-ı Milli uygun bir şekilde çözüme kavuşmuştur. Misak-ı Milli, milli sınır demektir. Atatürk döneminde Hatay bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Topraklarımıza katılmadığı için Misak-ı Milli uygun bir şekilde çözüme kavuşmuştur diyemeyiz. Bundan dolayı cevabımız yanlış. Milletler Cemiyeti Türkiye'nin barışçıl politikalarını görünce Türkiye'yi de birliğe almak istemiştir. Milletler Cemiyeti yani Cemiyet Akvam Türkiye'nin barışçıl politikalarını gördüğü için cemiyeti almak istemiştir. Buradan cevabımız doğrudur. Barışçı politika uygulamamız Milletler Cemiyeti'nin dikkatini çekmiştir. Hatay'ın ilk ve tek cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'dir. Hatay kısa süreli zaten devlet olmuştur ve bu süre içerisinde tek bir cumhurbaşkanı olmuştur. Bunlar da Tayfur Sökmen'dir. Cevabımız doğru. Türkiye batı sınırını güvenlik içine almak amacıyla Sadabat Paktı'nı kurmuştur. Batı sınırını Balkan Antantı ile koruma altına almak istemiştir. Doğu sınırını ise Sadabat Paktı ile koruma altına almak istemiştir. Bundan dolayı Batı'ya Sadabat Paktı yazıldığı için cevabımız yanlıştır. Sadabat Paktı'na Türkiye, İran, Irak ve Suriye katılmıştır. Biz baktığımız zaman burada bir hata görüyoruz. Sadabat Paktı'nda Türkiye, İran, Irak ve Afganistan bulunmaktadır. Suriye bu grubun içerisinde yer almamaktadır. Bundan dolayı cevabımız yanlış. Buna göre dış politikada Türkiye, Atatürk'ün aşağıdaki özdeyişlerinden hangisine uygun hareket etmiştir? Türkiye 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olmuş, 1934'te Balkan Antantı'na katılmış, 1937'de Sadabat Paktı'nı imzalamıştır. Bu üçüne üyelik Atatürk'ün döneminde Türkiye'nin nasıl bir politika uyguladığını gösterir. Bu üçünün de amacı dünya barışını sağlamaktır. Savaşa karşı alınan önlemlerdir. Biz buradan yola çıkarak barışçı bir politika uyguladığımızı söyleyebiliriz. Ve A şıkkına bakalım, ya istiklal ya ölüm. Biz bunu Kurtuluş Savaşı'ndaki sloganımızdır. B yurtta barış, dünyada barış. Bu da bizim dış politikadaki ana esasımızdır ve buradan yola çıkarak yukarıdaki barış gruplarıyla beraber biz B şıkkına ulaşabiliriz. Cevabımız bundan dolayı B şıkkıdır.
Bu bilgilere göre Türk Devleti için aşağıdaki yargıdan hangisine ulaşılamaz? Batı'daki komşularıyla işbirliği yaptı. Balkan Antantı'na baktığımız zaman aşıkla ulaşabiliyoruz. Uluslararası bir örgüte üye olduğu. Bakıyoruz Milletler Cemiyeti'nin üyeliği uluslararası bir örgüttür. B şıkkına ulaşıyoruz. Komşu ülkelerin iç işlerine karıştığı. Yukarıya baktığımız zaman böyle bir ifadeye ulaşamıyoruz. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı. D'ye baktığımız zaman da barış ve politika izlediği. Zaten Milletler Cemiyeti'nin üyeliğinin bulunması bile, bu grubun üye olması bile barış ve politika uyguladığının göstergesidir. Bundan dolayı cevabımız az önce söylediğimiz gibi şıkkıdır. Hatay Millet Meclisi'nin bu şekilde karar alması aşağıdakilerden hangisini göstermez? Bağımsız Hatay Devleti'nin Millet Meclisi 29 Haziran 1939'da Türkiye'ye katılma kararı almıştır. Hangisi bu kararı alması nedenler içerisinde değildir? A. Türkiye ile bütünleşmek istedikleri. B. Hatay'da birçok Türk'ün yaşadığı. C. Hatay'ın çıkarları ile Türkiye'nin çıkarlarının örtüştüğü. D. Fransa'nın dış politikada başarılı oldu. A'ya tekrar dönecek olursak Türkiye ile bütünleşmek istediği doğru. Çünkü kendisini Türkiye'nin bir parçası olarak görmektedir. A'ya diyoruz. B. Hatay'da birçok Türk'ün yaşadığı. Hatay'ın nüfusunun çoğu Türk olduğu için ve bu halk da Türkiye'ye katılmak istediği için buna dolaşırız. B şıkkı doğru. C. Hatay'ın çıkarları ile Türkiye'nin çıkarlarının örtüştüğü. Evet, iki tarafında halk Türk'tür. Hepsi ikisi tarafında amacı örtüşmektedir. C şıkkına dolaşırız. D. Fransa'nın dış politikada başarılı oldu. Yukarıya baktığımız zaman buna ulaşamıyoruz. Zaten Hatay'ın Türkiye'ye katılmasından sonra 2. Dünya Savaşı başlıyor. Oradan da böyle bir ifadeden de bahsedemiyoruz. Cevabımız bundan dolayı D şıkkıdır. Diğer sorumuza bakacak olursak. Türkiye Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'na öncülük etmiştir. Aşağıdaki adın hangisi bu girişimin amacı değildir? Balkan Antantı'na 1934'te üye olmuştur Türkiye. Sadabat Paktı'nda 1937. Balkan Antantı'nda Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Sadabat Paktı'nda Türkiye, İran, Irak, Afganistan bulunmaktadır. Buralardan yola giderek hangisine ulaşamayız? A. Sınırların güvenliği sağlamak. Balkan Antantı ile Batı, Sadabat Paktı ile Doğu sınırımızı güvenlik altına almak istemişizdir. A'ya ulaşırız. B. Yurtta barış, dünyada barış ilkesine uymak. Zaten barış taraftarı bir politika uyguluyoruz. Bu yukarıdaki bilgilerde barış yanlısı olduğumuzun göstergesidir. Savaş istemediğimizin göstergesidir. B'de ediyoruz. Komşu devletin dostluğunu kazanmak. İkisi de sınır ülkelerimizde olan bir girişim olduğu için özellikle komşu ülkeleri olduğu için C şıkkına dolaşabiliriz. D. Güç birliği oluşturarak toprak kazanmak. Bizim Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'ndaki amacımız toprak kazanmak değildir. Hiçbir zaman da böyle bir dış politika esasımız olmamıştır. Yayılmacı, sömürgeci, toprak kazanma esasımız olmamıştır. Bundan dolayı D şıkkımız yanlıştır. Hatay hangi ülkeyle sorunumuz olmuştur? Hatay sorunu biz Fransa ile yaşamışızdır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hatay ve çevresine saldıran Fransa'dır. Ardından Kurtuluş Savaşı'nda yapılan Ankara Anlaşması'yla Hatay'ı Fransa sömürgesindeki Suriye'ye bırakmışızdır. Ardından Hatay bağımsız olmuştur. Ardından da Hatay Türkiye'ye katılmıştır. Bundan dolayı biz bu sorunu Fransa ile yaşamışız. Hatay'ın ilk ve tek cumhurbaşkanı kimdir? Sunum içerisinde söylediğimiz gibi kısa süreli zaten devlet olma süreci yaşamıştır. Bundan dolayı bir cumhurbaşkanı olmuştur. Bu cumhurbaşkanının adı da Tayfur Sökmen'dir. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını korumak amacıyla kurulan uluslararası örgüt hangisidir? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya barışını sağlamakla amaç edinen kuruluşun adı Milletler Cemiyeti'dir. Diğer adı da Cemiyeti Akvam'dır. Türkiye'nin 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olması nasıl bir politika izlediğini gösterir. Zaten Milletler Cemiyeti'nin amacı dünya barışını sağlamaktır. Türkiye'de bunun içerisinde üye olduğuna göre barış yanlısı bir politika uyguladığımızın göstergesidir. Balkan Antantı hangi ülkelerin saldırgan tutum üzerine kurulmuştur? İki saldırgan ülke özellikle Balkan Antantı'nda etkili olmuştur. Bu ülkelerden birincisi Almanya'dır, bir diğeri de İtalya'dır. Balkan Antantı'na hangi ülkeler katılmıştır? Balkan Antantı'na başta Türkiye olmak üzere Yunanistan, Yugoslavya,
Romanya katılmıştır. Bulgaristan bu grubun içerisinde yer almamıştır. Balkan Antantı ile hangi sınırımız güvenlik altına alınmıştır? Balkan Antantı ile biz Batı sınırımızı güvenlik altına alınmıştır. Türkiye, Irak ve Afganistan arasında hangi dostluk antlaşması yapılmıştır dersek, bu dostluk anlaşması 1937 yılında yapılan Sadabat Paktı ile Türkiye hangi sınırını güvenlik altına almıştır? Tabii ki bununla biz Doğu sınırımızı güvenlik altına almışızdır. Burada sunumumuz sona ermiştir. 6. ünitemizi de böylelikle bitirmiş bulunmaktayız. Güzel bir sunum olduğunu düşünüyorum. Başarılar diliyorum sevgili öğrencilerim. Hoşçakalın.